PlayStation 5 kalın kasa veya silin versiyonu aldın ve hiç vakit kaybetmeden eve gidip kullanmak istiyorsun. Ben de öyle yapmıştım. O zaman gel hiç vakit kaybetmeden konsolun kurulumuna başlayalım. Bu videoda PlayStation 5 Slim'in en kolay şekilde kurulumunu gösterip daha iyi bir deneyim için bazı ayarlardan bahsedeceğim. Unutma göstereceğim şeyleri hem kalın hem de Slim kasada uygulayabiliyorsun. Kutudan çıkanlarını bu şekilde görüyorsun. Bu arada PlayStation 5 Slim'in kutusunu açtığım ve aynı anda da incelemesini yaptığım videonun linkini şuraya bir yere bırakıyorum. Bence ilgini çekecektir. Konsolu hazır hale getirebilmek için ihtiyacımız olan her şey burada. İlk olarak FAT kısayla birlikte gelen yuvarlak bir stand yerine bu iki küçük arkadaş karşılıyor bizleri. Bunları bu şekilde CD girişinin olduğu tarafa doğru takarak konsolun bu versiyonu yatay bir şekilde kullanabiliyorsun. Yuvarlak stand için ise elini cebine atman gerekiyor maalesef. Burada bir adet ekran var. Ben bu videoda oyuncu monitörümü kullanıyorum. Sen de HDMI girişli bir televizyonda kullanabilirsin. Kutudan güç ve HDMI kablosu, doğal sens ve onunla birlikte kontrolcüyü tanıtmak ve şarj edebilmek için tipçeden tipçe bir kablo da çıkıyor. Fed kasanın kutusundan da bu şekilde tip A'dan tip C'ye bir kablo gelmişti. Öncelikle bu güç kablosunu bu şekilde konsola bağlıyorsun. Daha sonra HDMI'yi da aynı şekilde takıyorsun. Bu arada bu konsoldaki HDMI girişi niye burada anlayabilmiş değilim. Kabloyu gizleyebilmek ölüm resmen. Ayrıca bu kablo yeni nesil bu konsolun sahip olduğu özellikleri aktarabilen HDMI 2.1 desteğine de sahip. Tabi bunun için sadece kablo değil ayrıca HDMI 2.1 destekli monitöre veya televizyona da ihtiyacın var. Ama üzülme HDMI 2.1 desteğine sahip bir ekran olmasa da ki bu ekran da öyle bir ekran değil. Konsolunu sorunsuz bir şekilde elindeki HDMI girişli bir ekranla kullanabiliyorsun. Sadece maalesef bazı özelliklere tam anlamıyla ulaşamıyorsun. Ve şimdi işte o başında geçeceğin uzun saatlerin başlangıcı. Ekranda gördüğün gibi kontrolcüyü bu şekilde konsola bağlaman gerekiyor. Doğal sensi bağladıktan sonra ortadaki bu tuşa basıp tanıtma işlemini bitirmiş oluyorsun. Daha sonra dilersen kablosuz bir şekilde devam edebilirsin kuruluma. Hemen burada dil seçimi yapıp internet setup'ına geçiyorsun. Ben oyun oynadığım her cihazı her zaman kablo ile internete bağlamayı tercih ediyorum. Ancak sen istersen şu an göstereceğim gibi cihazını kablosuz bir şekilde de internete bağlayabilirsin. Ekranla alakalı HDR ve boyut gibi bazı ayarları yaptıktan sonra bu şekilde güç ve dinlenme modu ayarları karşılıyor seni. Burada 3 tane seçeneğim var. Direkt PlayStation tarafından tarafından optimize edilmiş seçenekler, düşük güç tüketen ve senin kendi seçeneklerini oluşturabileceğin bir custom mod da var. Ben direkt sistem tarafından optimize edilmiş bir şekilde kullanıyorum ayarları. Burada disk sürücüsünü bir defaya mahsus olarak online kayıt ettirmen gerekiyor. Daha sonra çevrim dışı oyunları yüklemek için kullanabiliyorsun bu drive'ı. Bu arada bu slim versiyonlarda disk sürücüsünü istersen konsoldan çıkarabiliyorsun ya da dijital aldığın slim cihazına daha sonradan sürücüyü ekleyebiliyorsun. Bedava değil ama haberin olsun. Şimdi istersen de kurulama devam ederken arka planda CD'nin var ise oyun yüklemesini gerçekleştirebilirsin. Ben CD'siz ilerliyorum. Bence en önemli kısımdayız. Çünkü konsol kullanımı için biliyorsun bir PlayStation hesabına ihtiyacım var. Şimdi istersen sıfırdan oluşturabilirsin ya da hala hazırdaki bir hesabını da kullanabilirsin. Buradaki QR kodu tarayarak da hesabına erişim sağlayabiliyorsun uygulama üzerinden. Ben şimdilik manuel olarak kalın kasamda kullandığım hesabıma giriş yapacağım. Burada da istersen konsoluna veya store'dan indirimlerde sana sorulsun diye şifre koyabilirsin. Burası çok önemli. Sahip olduğum PlayStation 4 ve 5'ten veri aktarımını bu şekilde yapabilmem mümkün. Ben bu silim cihazı zaten bu gördüğüm monitörde kendi odamda kullanacağımdan salonda kullandığım kalın kasadaki veriyi şimdi buraya aktaracağım. Ve ana ekrandayız. Benim kurulum tabi arka planda yaklaşık 5-6 saat devam edecek. Yani dile kolay 500 GB'lık bir veri aktarımı. Ben PlayStation'daki bu gösterge panelini çok seviyorum. Ve DualSense'de. Yani bu arada bu PlayStation 5 ile birlikte gelen DualSense yeterli kadar övebileceğimi hiç sanmıyorum bu cihazı. Bu kontrolcüyü anlayabilmen için bile Sony Playroom'u ön yüklenmiş olarak gönderiyor. Ama ben FED kasada oyunu daha önce sildiğim için şu an yeniden yüklüyorum. Eğer konsolu aldığında bir oyun koduna sahipsen bu şekilde kodu buraya girerek oyunu indirmeye başlayabilirsin. Ayrıca online oyun oynamak için PlayStation Plus üyeliğine de ihtiyacım var. Abonelik linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ben PlayStation Plus Deluxe alıyorum her sene. Birçok güzel oyunu ücretsiz oynayabiliyorum. PlayStation Store'u biliyorsun zaten. Burada da istediğin oyunları satın alıp indirip oynayabilirsin. PlayStation 5'te PlayStation 4 oyunlarını da indirip oynayabiliyorsun bu arada. Şunu da unutma dan söyleyeyim PlayStation Plus üyeliğin olduğunda Sony sana her ay 3 tane oyun ediyor diyor. Bu oyunları ömürlük kütüphanene ekleyebilirsin. Her ay müthiş oyunlar gelmese de ara ara güzel şeyler de yok değil. Mesela bu ayki 3 oyun arasında Plague Tale Requiem var. Yemede yanında yat. Kesinlikle oyna ve kütüphanene ekle derim. Kütüphane demişken burada sana ait oyunların olduğu bir koleksiyonun da var. İndirip ve sonradan silmiş olduğun oyunları da buradan tekrardan konsoluna indirip kurabiliyorsun. Son olarak konsolun ekran ve depolama ayarlarından bahsedeceğim. Bu arada kanala da kısa süre içinde PlayStation deneyimini arttıracak birkaç özelliği göstereceğim bir videoda geliyor. PlayStation 5 4K ve 120 Hz desteği sunabilen yeni nesil bir cihaz. Tabii ki destekleyen oyunlarda. Az önce de belirttiğim gibi 4K 120 Hz özelliği için HDMI 2.1 desteğine sahip bir ekran kullanmalısın. Benim bu monitörü 2K 165 Hz ve HDMI 2.0 desteğine sahip yani VRR ve ELM gibi yeni nesil özellikleri desteklemiyor maalesef. Bu yüzden ayarlar kısmında görüntüyü 4K değil 1440p yani 2K şeklinde ayarlayabiliyorum. PlayStation 5 ilk çıktığında 2K 120 Hz desteği yoktu. Bunu güncelleme ile daha sonra verdi Sony. 120 Hz seçeneğinde otomatik olarak algılamış durumda zaten cihaz. Kullandığın ekran HDR desteğine de sahipse onu da buradan ayarlayabilmen mümkün. Depolama kısmında slim kasa kalın kasaya göre biraz daha bonkör. Kalın kasa 825 GB olarak gelmişti. Slim versiyon 1 TB olarak çıktı. Bu da sana ekstradan 1-2 oyunluk yer demek. Sen de benim gibi cihazının depolamasını arttırabilmek için bir SSD kullanabilirsin. Ben FAT da Western Digital'in PlayStation 5 için geliştirdiği 1 TB'lik bir SSD'yi kullanıyorum. Bu PlayStation lisanslı olan M.2 SSD saniyede 7000 MB okuma sağlıyor ve kendiliğinden soğutma ünitesine de sahip. SSD'nin linkini de açıklamaya bırakıyorum. Evet umarım keyifli bir içerik olmuştur. Aklına takılan soruları yorumda belirtirsen sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.